Rabbimiz sordu. Ümmet-i Muhammed'e ve insanlara anlatmak için sordu. Ma mena'ake ella tescude iz emertük. Ey iblis, bütün meleklere emrettiğim gibi sana da secde et dediğim zaman, emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan neydi? Onlar secde ettiler de sen niçin secde etmedin? Bakın Allah aşkına, çok önemli bir noktadır bu. İblis ne dedi cevaben? Ene hayrun minhu. Ben Adem'den daha hayırlıyım. Halakteni min nar ve halaktehu min tin. Beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Ben ondan daha hayırlıyım demedi mi? Bakınız burada şeytan yani iblis Allah'ı inkar etmiyor. Haşa. İnkar etmediği gibi ne diyor? Halakteni, beni yarattın diyor. Allah-u Teala'yı yaratıcı olarak kabul ediyor mu etmiyor mu? Ediyor. Hiç Allah'ı tanıyan, Allah'ı yaratıcı olarak tasdik eden bir kimse kafir olur mu? İşte oldu bakın. Oldu, resmen oldu. Ve kâne minel kafirin. Kafir oldu. Ya nasıl olur ya, o da Allah'a inanıyor. Bakın şimdi aynı şeyler konuşuluyor. O da Allah diyor ya. O da Allah'a inanıyor. Allah'ın yaratıcı olduğuna inanıyor. Hiç kafir olur mu? Bak iblis oldu işte. Halakteni, beni yarattın diyor. Yarattığını tasdik ediyor, tasdik ediyor. Kabul ediyor. Ama buna rağmen kafir oldu diyor Rabbimiz. Niye? Çünkü Allah'ı biliyor, Allah'ı tanıyor, Allah yaratıcıdır diyor ama Allah'ın koyduğu hükmü kabul etmiyor. Allah'ın hükmünü Adem'e secde ediniz diye bir hüküm var mı yok mu? Var. Bunu kabul etmiyor. Bugün de müminler, Müslümanlar üzerinde Allah'ın hükümleri var. Allah'a inandım demek kimseyi kurtarmayacaktır. Allah beni yarattı demek çare değildir. Allah'ın bütün hükümlerini kabul etmek zorundasınız. Din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diyen vallahi kafir olur. Kelimelere dikkat ediniz. Allah'ın dünya ile alakalı hükümleri var. Devlet ile alakalı hükümleri var. Denizlerle, dağlarla, topraklarla, araziyle, kadınla, erkekle, nikahla, zina ile alakalı hükümleri var. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَب۪يلًا. Zinaya yaklaşmayın diyor Rabbül Alemin. Zinaya yaklaşmayın. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً. Zina fuhuştur diyor. Ama devlet bakanlığı makamında oturan kancık bir bakan. Zina suç olmaktan çıksın, zina suç sayılmasın diyor. İşte kafir. Anlamıyor musunuz Müslümanlar? Anlamıyor musunuz sakallı Müslümanlar? Anlamıyorsunuz şeytan taşlayan hacılar? Hiçin anlamıyorsunuz Müslümanlar? Allah'ın hükmüne karşı çıkanlara kafir denir. Lütfen anlayın. Biz havada konuşmuyoruz. Önümüzde Kur'an-ı Kerim var. Kainatın neresine giderseniz gidin, Kur'an aynı Kur'an'dır. Havaya konuşmuyoruz. Kimseyle şahsi bir alışverişimiz yoktur. Kimseyle şahsi ve hasmi bir alakamız yoktur. Bizim davamız iman ve küfür davasıdır. Bizim sevdamız Kur'an'dır. Bizim Rabbimiz Allah'tır. Bizim kimseyle bir alakamız yoktur. Allah'a vereceğimiz bir can borcumuz vardır. Son nefesimizde buyurun, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah demektir bizim saadetimiz. İşte bunu söylemektir bizim saadetimiz. İşte bunu söylemektir bizim beraatimiz.